Bu zamana kadar kaç genç futbolcumuzu yeni Messi diyerek medyanın önüne attık? 1, 2, 3. Peki nedir bu kendi Messi'mizi yaratma sevdamız? Neden bir kahramana bu kadar ihtiyaç duyuyoruz? Kim ne derse desin, Türkiye'de futbol bir numaralı spordur. Yıllara göre Türkiye'nin kaotik dönemlerinde de insanları bir araya getiren şey spor ve en başında da futboldur. Bu 90 dakikalık oyunu birçok farklı nedenlerden dolayı takip eder ve birçok farklı nedenden dolayı takımları destekleriz. Kimileri şehrinin takımından vazgeçemez, ona sıkı sıkı bağlıdır. Kimileri kulübün tribün kültürünü sever, saha içi umurunda değildir. Kimileri ise bir futbolcuya bağlanmış, onun sayesinde bu eşsiz oyuna sımsıkı tutunmuştur. Benim gibi mesela. Bu spora aşık olmamı sağlayan kişi Ronaldinho'ydu. Veya bir nesli etki eden Pele gibi. Cruyff, Maradona. Tabii ülkemizde de bu tarz isimler dönem dönem ortaya çıkmıştır. Hepsini sayarsak videonun tamamı onlarla dolabilir. Bu da belki ayrı bir video konusu olur. Peki bizlerin yaratmaya çalıştığı bu kahramanların kariyerleri tam da hayallerimizdeki gibi olsaydı nasıl olurdu? Muhammed Demirci'yi ilk kez telegol ekranlarında duyduktan sonra önünü alamadığımız bir gelişim göstererek Barcelona altyapısının yolunu tuttu. Daha ilk antrenmanında onu izleyen 20 altyapı sorumlusu antrenör olumlu yanıt verdi. Asıl baş sorumlu Albert Benages ise yurt dışındaki işlerini bırakarak genç Muhammed'i Barcelona'ya kazandırmak için La Masia'ya geri döndü. Onu 15 dakika izlemesi yeterliydi. Ardından 13 yaşındaki genç Muhammed'i La Masia'da gezdirerek burada kalması için onu ve ailesini ikna etti. O dönemde Lionel Messi Barcelona A takımında 3. sezonunu geçiriyordu. Plan belliydi. Barcelona'nın yeni Messi'si şimdiden hazırlanacaktı. 5 yıllık harika planlama ve tam bir La Masia eğitimiyle Muhammed Demirci yeni Messi olmak için hazırdı. Ronaldinho'nun Messi'ye devir teslimi gibi sıra artık Muhammed'e gelmişti. Messi tahtını Muhammed'e bırakıyor. Sanki tarih tekerrür ediyor, Messi'nin başlangıcı gibi genç Muhammed de fırtına gibi lige giriş yapıyordu. Gol rekoruyla biten sezon, harika asistler Nou Camp tribünlerinin gönlünü fethetmek için yeterli olmuştu. Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, kupa başarıları derken Nou Camp'ın yeni kahramanı Muhammed Demirci olmuştu. Bu güzel başarılarını Ballon d'Or ödülü alarak da tamamlıyordu. Ne güzel olurdu değil mi? Keşke hikaye anlattığım gibi yaşanmış olsaydı. Gelin bu hikayenin aslında hep birlikte bakalım. 1995 yılında Amasya'nın Göynücek ilçesinde dünyaya gelen Muhammed, ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle beraber yeni bir serüvenin ilk adımlarını atmıştı. Küçük yaştan itibaren tek dayanağı futbol topu olan Muhammed, meşin yuvarlak ile ilk buluşmasından itibaren yapabileceklerinin henüz farkında bile değildi. Mahalle aralarında arkadaşlarıyla top koştururken, daha sonrasında bir dönem Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda da yer alacak olan Seyit Ateş'in kanatları altına alınacaktı. Kariyer başlangıcına geçmeden önce bu video için araştırma yaparken en ilgimi çeken şeyi söylemem gerek sanırım. Muhammed daha yeni yeni piyasaya çıkarken dönemi Fenerbahçe altyapı sorumlusu Jupp Lensen onu bir antrenmanda seyretmiş ve doğuştan gelen inanılmaz bir yeteneği var. Mental olarak iyi eğitilmesi lazım diye belirtmiş. Mental olarak iyi eğitilmesi mi lazım? Neden genç bir çocuk için ilk vurguladığı şey bu olmuştu acaba? Sanırım Muhammed'in kariyerini bu cümleyle özetleyebiliriz. Bir abisi onun elinden tutup Beşiktaş denemelerine götürdüğünde o gün herkesi büyülemişti. Ancak altyapıda devam edebilmesi için kayıt parasını ödemesi gerekiyordu. Ailesinin maddi durumu buna el vermediği için hayalindeki takımın kapısından dönmüştü. Daha sonrasında ise hayatını değiştirecek kişi yani Seyit Ateş ile Gazi Osman Paşa'da tanıştı. Onu Türk futboluna kazandırabilmek için yoğun çabalar sarf eden Seyit Ateş, Beşiktaş'a imza atması için de yoğun bir uğraş verdi. Gazi Osman Paşa Gençler Birliği Başkanı olan Ateş, mahallesine yeni taşınan bu genci izlediği gibi onunla birlikte en güzel hayalleri kurdu. Kendi kahramanını yaratmak için çalışmalara başladı. Genç yıldızın sağlıklı beslenmesinden okul masraflarına, babasına iş imkanı sağlamasına kadar tüm mesaisini Muhammed ve ailesine harcadı. En büyük yatırımı ise boyunun uzaması için yaptı. Genç Muhammed'in boyu yaşıtlarına göre kısaydı. İlk önce ilik testi yaptırıp ona göre beslenme programları oluşturuldu. Ardından Amerika'dan yeni dönen Profesör Doktor Atilla Büyükgebiz ile görüşüp boy uzaması için ilaçlar ve iğneler kullanılarak 2 yıllık süreçte Muhammed'in boyunu 14-15 cm uzaması sağlandı. Ne gariptir, tam da Messi'nin kariyerine başlangıcı gibi. Seyit Ateş'in yoğun çabaları sonrası Muhammed artık Beşiktaş'ın altyapısına girmişti. Hem de bu genç yaşında maaş alarak altyapıda futbol oynayacaktı. İlk andan itibaren kendisini Beşiktaş altyapısında kanıtlayan Muhammed'in A takıma çıkana kadar medya ve kamuoyu tarafından bilinmesi istenmiyordu. Ancak planlar istenilen gibi gitmedi. O dönem Star TV ve Beşiktaş TV aynı binadan yayın yapıyor, dönemin meşhur spor programı Telegol'de o binada yayınlarını sürdürüyordu. Erdem Ulus Beşiktaş minik takımı maçını Beşiktaş TV için kayda almıştı. Maçın montajını yaptığı sırada Serhat Uluer'in odanın önünden geçerken maç kaydındaki Muhammed Demirci'yi gördü. Ardından Telegol'in yayını Beşiktaş TV'den aldığımız görüntüler başlığı altında Muhammed Demirci ile açıldı. O dakikadan itibaren ise 17-18 yaşına kadar tanınması istenmeyen Muhammed'i futbolu takip eden etmeyen herkes tanımış oldu. Bu yayından tam 3 gün sonra Ayaz Ağa Stadyumunda Beşiktaş Galatasaray ile karşı karşıya geliyor, taraflı tarafsız herkes Muhammed'i izlemek için stadı dolduruyordu.
50'ye yakın basın mensubu da akşam bülteni haberleri için oradaydı. Her insanın hayatında dönüm noktaları olmuştur veya olacaktır. Muhammed Demirci'nin de kariyeri bence dönüm noktalarıyla dolu. 12 yaşındaki genç için ilk noktada Telegol programında yayınlanan videosu. Bir diğeri ise Barcelona altyapısına davet edilişi ve orada tutunamaması. Beşiktaş ile Almanya ve İsviçre'de düzenlenen turnuvalara katılan Muhammed gollerine ve çalımlarına devam etti. Genç yaşta basının ve kamuoyunun etkisinden hiç etkilenmemiş, en iyi bildiği şeyi yapmaya devam etmişti. Zaten ne kadar etkilenebilirdi ki? Kendisi bile o günleri anlatırken etrafımda neler olduğunu anlamıyordum. Sadece çıkıp futbol oynamak istiyordum ve bildiğim tek şey yeteneğimin olduğuydu diyor. O turnuvaların ardından Muhammed'i birçok dünya devi takibini almıştı. En başta da Barcelona vardı. Turnuva kasetlerini izleyen Barcelona altyapı sorumluları Seyit Ateş ile temasa geçip Muhammed'i denemek için La Masia'ya davet ettiklerini söyledi. Seyit Ateş vakit kaybetmeden Beşiktaş yönetimiyle görüşüp Barcelona için yola koyuldu. Birçok ülkeden farklı farklı sayısız futbolcu o gün Barcelona'nın kapısından içeriye girmek için yeteneklerini göstermek istiyordu. Muhammed de daha ilk günden kendisinin farklı olduğunu kanıtlamaya başlamıştı. Muhammed Demirci ve ekibini ilk gün orada karşılayan, otele yerleştiren Barcelona altyapı sorumlusu Albert Menayes, Seyit Ateş'e bugün Madrid'e gidiyorum, Perşembe günü döneceğim demişti. Ancak pazartesi günü ilk idmanın ardından Benagiz'in telefonları susmadı. Tüm altyapı antrenörleri onu arayarak buraya hemen gelmelisin, bu futbolcuyu kaçırmamamız lazım demişti. Salı günü ise ikinci idmana çıkmadan önce Benagiz, Muhammed'in elinden tutmuş La Masia'yı tanıtıyordu. Evet, yeteneği vardı. Harika bir futbolcu olacak tüm yetenekler. Fakat bir anda her şeyi bırakarak Barcelona'ya yerleşmek hem de 12 yaşında, aileden uzak. Bunu yapmak çok da kolay değildi. Muhammed Demirci yıllar sonra o günleri anlatırken Barcelona'dan neden döndüğünü bilmiyorum diyordu. Daha sonrasındaki yaşantısında da hatalar yaptığını kabul ederken Barcelona sürecinde neyin ne olduğunu bilemediğini ve durmadan bir yerlere seyahat ettiğini söylüyordu. 12 yaşında bir genç için o günleri yönetmesini beklemek zaten imkansız. Peki Barcelona serüveni neden beklenilen gibi gerçekleşmedi? Ailesi ve onu üst seviye futbolcu yapmak için çabalayan Seyit Ateş'in rolü ne kadar etkindi? Benagis ile La Masia turu attıktan sonra planlama Barcelona tarafından yapılmıştı. Yeni Messi, Muhammed Demirci olacaktı. Diğer genç Avrupalı çocuklara göre Muhammed için bu daha basit bir yolculuk olurdu. Çünkü hepsinden çok daha fazla yetenekliydi. Ancak saha içi haricinde dışındaki tüm koşullar onun bu yolculuğa başlamasına engel oluyordu. Süreci Muhammed tarafından dinlediğimizde neden Barcelona'da kalmadığını bilmiyordu. Fakat Seyit Ateş'ten dinlerseniz orada kalmak istemeyenlerin Muhammed ve ailesi olduğunu söylüyordu. Muhammed için tüm planlamayı yapan Barcelona, okuyacağı okula kadar her şeyi ailesine aktarmıştı. Ancak ortada Demirci ailesi için iki önemli sorun vardı. İlki, Muhammed hariç ailenin her fertlerinin masraflarını kulüp karşılamayacaktı. İkinci ve en önemli sorun ise Muhammed orada kilise onaylı koruyucu bir ailenin yanında kalacaktı. Hatta bu aile belliydi bile. Örnek olarak Lionel Messi'yi de gösterebiliriz. Messi ilk Barcelona'ya geldiğinde bir Katalan ailenin yanında kalmıştı. Sorun sadece farklı bir ailenin yanında kalacak olması değildi. Katalan bir ailenin yanında onlar gibi eğitim görüp, dini yönden onlar gibi eğitilip, Katalonya'nın bir ferdi olarak yetiştirilecekti. Yılda sadece bir ay Türkiye'ye dönebilecek, ailesi onu yılda sadece 4 kez görmeye gelebilecekti. Yani genç Muhammed'in tüm yaşantısını Barcelona kontrol altına almış olacaktı. Muhammed ne kadar bu durumların çok da farkında olmasa da kendisi ve ailesi bu durumun yaşanmasını istemedi. Barcelona tarafına red cevabı verildikten sonra Benayes, Seyit Ateş'e o harika bir yetenek. Ancak sizin mantalitenizde yetişirse yıldız bir futbolcu olamayacak. Siz hayatın güzelliklerini 19-35 yaş arasında yaşıyor, her şeyi oraya sığdırmaya çalışıyorsunuz. Biz ise onları 35 yaşından sonrasına hazırlıyoruz demişti. Muhammed hayatının en önemli ikinci kırılma anını o dönem yaşamıştı. Üstelik hala 12 yaşındaydı. Hayalden biraz çıkıp gerçek hayata, aşık olduğu takıma geri döndü. Dönemin Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören de bu durumları yakından takip ediyordu. Muhammed, Beşiktaş altyapısında gelişim göstermeye devam ediyor, A takım hocaları tarafından mercek altında tutuluyordu. Demirören de Muhammed'in ilerleyen yaşında tekrardan Barcelona'ya veya farklı bir Avrupa takımına transfer olma ihtimaline karşı ona yüklü miktarlı bir kontrat teklif etti. Muhammed'in kazancı için iyi ancak geleceği için kötü bir anlaşmaydı bu. Söylenenlere göre Muhammed'in o günkü sözleşmesi oynayacağı her maçta katlanarak artıyordu. Maçın son bir dakikası bile oyuna girse sözleşmesindeki alacağı miktar değişiyordu. Bu, onu daha fazla oynamaya teşvik etsin diye yapılmış olsa bile ilerleyen yıllarda yöneticilerin teknik adamlara tam formda değil, oynatmayın demesine kadar giden bir duruma dönüşmüştü. Tüm bunlara rağmen Muhammed'in yeteneğini saklamak imkansızdı. O dönem Beşiktaş'ın kadrosunda Guti, Quaresma gibi yıldız isimler bulunuyordu. Muhammed, özellikle Guti'den çok fazla şey öğrendiğini, oyun görüşünü değiştirdiğini söylüyor. Çok genç yaşta parlamasının verdiği yük ile 18'inde geldiğinde tüm taraftarlara ve medyaya kendisini kanıtlamak için oyunu zor yoldan oynuyordu. Guti ise ona bu oyunu daha basit ve ileriye doğru nasıl oynayabileceğini öğretmişti. Fakat Guti'nin sadece iyi yönlerini kapmamıştı.
12 yaşındaki bilinirliği ile 18 yaşındaki bilinirliği arasında dağlar kadar fark vardı. Guti'nin her gece karakoldan toplandığı dönemlerde Muhammed'in de mankenlerle gece hayatında fotoğrafları ön plana çıkmaya başlamıştı. Herkesin saha içerisinde parlamasını beklediği kişi paparazilerin kameralarını aydınlatıyordu. Bana göre son dönüm noktasını 2013 yılında kaçırmış oldu. Olaylı Beşiktaş-Galatasaray maçını hepimiz hatırlarız. Maçın son dakikalarına doğru yaşanan olaylar ve maçın ertelenmesi herkesin aklında. Maçın ertelenmesine neden olacak olayların başlamasına az bir süre kalmışken genç Muhammed topla ceza sahasında uzak bir noktada buluşuyor ve o muazzam sol ayağıyla seken toptan harika bir şut çıkarıyordu. Topun hızı ve havada aldığı falso herkesi ayağa kaldırsa da top tam 90 diye tabir ettiğimiz yere çarpıyor ve dışarı çıkıyordu. Belki o top girseydi kariyeri bambaşka bir noktaya gidecekti. Aslında onun Messi olmaması için hepimiz elimizden geleni yaptık. Hala ismini duyduğumuzda, ha şu yeni Messi'miz değil mi diyoruz. Yüceltmek. En sevdiğimiz şeyi ilk Muhammed'e yaptık. Ardından Emre Mor'a, şimdi de Arda'ya. Bu insanlar hiçbir zaman Messi olmayı istemedi. Biz onların Messi olmasını istedik. Yani bizim kahramanımız olsunlar dedik. Belki de bizim yaptığımız bencilceydi. Belki de onlar kendilerine çok bencil davrandı. Ancak bu işin tam orta yolunu bulamadık.